Hocam Türkiye'de jiu-jitsu nasıl başladı onu bir anlatırsanız. Türkiye'de jiu-jitsu ilk doğru anlamda ve profesyonel anlamda yurt dışında eğitim alarak yapan Ersin Alparslan vardı. Valente Gracie jiu-jitsu ile başladı. Kendisi buraya geldiği zaman mor kuşaktı. Kendisi Bushin Fight Club'da birkaç kişiye ders vermeye başladı ama çok... Daha doğrusu o zamanlar ben, Vidal, Cenk Biber, Baran, başka kim antrenman yapıyordu? Hakan vardı. Hakan'la Ali bıraktı evlenince. Ondan sonra... Orada hepimiz kısa süreli devam ettik. Ondan sonra kendi başımıza bir süre devam ettikten sonra asıl yolun ve en doğru yolun Ersin'in devam edeceğini görüp ben ve İbrahim Ersin'le antrenmanlara devam ettik. Haftada 5 kere. O zaman da Vidal diyor, Tim vardı. Tim arada bir geliyordu. Şimdi zaten siyah kuşak Hollanda'da yaşıyor. Kendisi kampüste güçlerine katılmış. Bize çok emeği vardı. Ondan sonra mor kuşak seviyesine kadar biz self-defense'den başlayarak jiu-jitsu'nun bir basic şeylerini öğrenerekten sıfırdan mor kuşağa gelerek Ersin'le. Mor değil, mavi. Mavi. Mor. Moru ben şeyde aldım. Checkmark'ta aldım. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Vidal daha doğrudur. Daha doğrudur. İkimiz de mor kuşağı kadar Ersin'den devam ettik. Ondan sonra da Checkmate takımına geçerek. Aynen. 2000 benim Checkmate'la tanışmam 2009'da oldu. Scandinavian Open. Leo Neves'le beraber o zaman Kopenhag'a gitmiştim. 10 günlük bir antrenman, 10 gün civarı mı kalmıştım? 10 gün civarı kalmıştım ve hocamla, Leo Vieira ile tanışmıştım. Kuşağın rengi neydi hocam? Gerçekten hani bir hocanın esas hoca değil, yeri geldiğinde abi, yeri geldiğinde her şeyini anlatabildiğim bir büyüğün olduğunu anladım. Yani bu iş herkes hep şey zannediyor. Yani ne bu iş ne competition, ne turnuva, ne bir şey. Bu iş hayat tarzı. Eğer o hayat tarzını edinemiyorsanız, bence hiç yapmayın daha iyi. Bütün hikaye oradan geçiyor. Hep zannediyorlar, hep insanlar şeyle kıyaslıyor. Aa bu herif şurada birinci oldu, burada birinci oldu. Millet bazen turnuvalara gidiyor, kimsenin haberi yok. İki kişiyle dövüşüyor, gümüş, bronz madalyayı sanki kazanmış gibi paylaşıyor. Bu bence daha büyük bir utanç. Burada daha benim daha saygı duyduğum adamlar tam tersi. Tam iş adamları, hayatı işle geçip haftada 4-5 kere kendini bu işe full verebiliyor. Ve bunu yemesiyle, içmesiyle hayat tarzı haline getiriyor. Onlara benim hani dünyaca ünlü belki bir adama duyduğum saygının daha büyüğü onlarda var. Burada bunun çok örneği var. En başta hani Vidal dünyaca ünlü bir markayı yarattı tek başına. Tek başına ama onun dışında her gün antrenmanlarına devam etti. Cem Altun var, İsmailov var. Adam koskoca bir ismi lazım diye şirketin genel müdürü her gün antrenmanında. Sen varsın Sayın Tolga Erener. Onun dışında burada sayabileceğim çok insan var. Onun için ben buraya aile diyorum. İnsanlar Türkiye'de ego'dan bahsediyor. Bahsettikleri ego ama mindere çıkıp ne öğrencisiyle rol ediyorlar ne de iki kişinin önünde kendinden daha büyük bir kuşakla rol edip tepedilme kompleksine yenebiliyorlar. Veya onun dışında bağlılık, loyalty, aileyiz diyorlar. Kaç tane hoca değiştirmişler bunu kendilerine sormak lazım. Benim için mesela ben hala işe başlatan Ersin saygım sonsuz. Hoca gözüyle bakıyorum. Onun dışında bana kim ne öğretirse hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Turnuva kısmından herkes bahsediyor. Turnuva benim için sadece eğlence. O benim ve kızımı mutlu ediyor sadece. Yani beni, kızımı, karımı, beni sevenleri kazanınca. Onun dışında başka bana kazandırdığı hiçbir şey yok. Bir senenin şampiyonunu öbür sene kimse hatırlamıyor. Onun için turnuva odaklı jiu-jitsu yapıyorsan yapma. Bu bir lifestyle. Herkesin hayatına bir şekil vermesi. Ve ben etrafımdaki adamlarla bu yüzden gurur duyuyorum. Çünkü hepsinin hayat tarzı. Peki ilerideki hedefiniz nedir? İlerideki hedef bence Türkiye'de jiu-jitsu'yu en güzel şekilde yaymak. Bu aileyi daha çok büyütmek.
birçok şampiyon ve birçok iyi jujutsucu yetiştirmek, jujutsuyu sevdirmek, bunu hayat tarzı haline getirebilmek. Hakikaten jujutsu da bence en güzel şey. Beyazdan, maviden mora, mordan kahverengiye edindiğin arkadaşlıklar, edindiğin dostluklar, edindiğin o hatıralar hakikaten hayat boyu beraberinde kalıyor ve o yol hakikaten jujutsuyu jujutsu yapan şey, o yol. Aynen. Ve Türkiye'de bu anlamda çok özel insanlar da var. Kimsenin bilmediği Ankara'da Eren var mesela. Hayatını bu işe verdi. Son iki senede Brezilya'da kimse tanımaz etmez. Ama birçok insan yetiştirdi. Onun dışında hani kendine çok fazla hoca diye hitap ettirmez ama bu yanımdaki adam kaç kişi emeği geçmiştir, kaç insan yetiştirmiştir. Yetiştirmek zaten oturup ders vermek, bazen derste 10 dakika bir hatayı düzeltmek bile insana bir maç kazandırıyorsa veya sokakta başına bir şey geldiğinde kendini koruyabiliyorsa o en büyük hocalık o işte. Çünkü bir beklenti beklemeden yapıyorsun. Onun dışında hani burada bir sürü gizli kahramanlar da var bu işi yapan. Yurt dışında gidip MMA maçları yapıp kendinden bahsetmeyen ama bir tane MMA maçına 10 tane yaptığını gösteren bir sürü adam var Türkiye'de kendine hoca diye. Onun için her zaman onu diyorum. Bu işi sadece hayat tarzı olarak yapabiliyorsan yap. Yoksa turnuvaymış, oymuş, buymuş bunlar sadece o kişiyi ilgilendiren şeyler. Ve bu Çekmet ailesi demek istiyorum. Çekmet ailesinin en büyük hikayesi bu. Biz insanlara bir hayat tarzı kazandırmaya çalışıyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu mutlu ortama da onları sokmak istiyoruz. Kim olduğu, daha önce nerede antrenman yaptığı, hangi takıma bağlı olduğu hiç önemli değil. Bizim minderimiz her zaman bütün herkese açık bu ülkede. Herkese. Yeter ki hiçbir içinde art niyet olmadan sadece temiz kalbiyle gelsin antrenman yapsın. Master, few words? Few words? We talk about how we think about the jiu-jitsu and I try to explain the stuff that you always teach me. Like, this is a lifestyle. Competition is important just for the person. It's by himself. Like, what you always tell me, you can also teach jiu-jitsu and what the plans are for the future. How I said before, Turkey, I have so much potential. The way I saw when they start until now, it's the guys who wants to compete, they get a lot of results, a lot of competition, and they get results. The guys who wants to enjoy the lifestyle, it's perfect. So depending on how people wants to use the jiu-jitsu, but and here in Istanbul, the way I see so much like people going to the competition, other people enjoy as a lifestyle. So it's very, very big potential because a lot of young, a lot of the new generation is so good. There's a lot of young people in the mat training, and they are motivated to compete. They train hard, they have a good coach, people who is taking serious, and for sure they're gonna be no difference between USA and Brazil. Not just start the jiu-jitsu here in Turkey, but also today we want to give a black belt for Ibo Ibrahim. It's not a belt that people get surprised, you know. Everybody know when the kind of time to get a black belt. Black belt means a lot of responsibility, a lot of time to spend on the mat, to spend with the student, to spend with your life on it.
So of course it's not a surprise to Ibo, but Ibo has not just improved results in the competition, but improved a lot of, as a coach, as a leader, and as a student. So he always giving his best, whatever he's doing with jiu-jitsu. So it's just one sip. So you gotta, once you take the black belt, now start, it's like reset. Now he starts everything again for the beginning. So different kind of concept. So I just wish the same results, same look that we have in other belts. And just like a welcome to the black belt. Let's go to change the belt. Traditional, start with Leonard. Solta uma grave. Tipo, pega um duplo pra galera de fundo. Sode. I don't cry so much, but now black belt, it doesn't make me talk. I'm a part of a great family. I never feel like for myself. Just try to be a big brother sometimes, or like a small brother, just to support people. Because I have a great mentor in my life to follow, and great instructors always help me about my jiu-jitsu, about how to build the team. Everybody helped me about my conditionings, everything. And except that, after some years, so many years I tried to train alone, because in Turkey the situations people know it's different. We just train three people in Turkey, team, me and Vidal, but then a great family came up
with all those guys with white belts, blue belts, and Semih Hoca, Cesar Hoca, Metan, everybody. Yeah, like I have something inside, doesn't make me talk, but I'm so grateful, and I'll keep on doing my best for my team and for my sensei. Yani Türkçe belki biraz daha kolay anlatır insan. Zor şeyler yaşadık Türkiye'de ama güzel bir aile yaptık. Bu da zamanla büyüyor. Herkesin bunda katkısı var. En beyaz kuşağından tutun bu takımı destekleyen Cem, diğerleri, abiliklerini yapan Semih Hoca, Sezer abi, Metehan, takımda her zaman %100 emeğini veren Kubilay, Toma, Masum, Kocaman, hepsi. Ya sizi çok seviyorum. Başka diyecek de bir şeyim yok. Portugues, Portugues now. Portugues. Portugues. Portugues, Portugues, Portugues. Ah, man. I hope I will learn one day. Portugues, man. Okay, now.